aslında sadece yalın uygulamalar değil, dünya ne tarafa doğru gidiyor, trendler nedir ve bunları yalınla nasıl eşleştirebiliriz, bunları da anlatıldığı bir takım oturumlar var. Dolayısıyla açıkçası ben kendi adıma çok faydalı buldum, keyif aldım. Şimdi biz 2009 yılında Yalın Enstitü ile, daha doğrusu 2008'in sonunda tanışıp sonrasında bir yalın dönüşüm projesini başlattık. Aslında buna proje demek doğru olmaz çünkü aslında felsefe. Dolayısıyla hani proje çünkü başı ve sonu olan bir şeydir. Biz onun öncesinde de çeşitli araçları uyguluyorduk. Ama buradaki en önemli farklılığı şu olduğunu düşünüyorum. Çalışanı, yani sadece masa başı faaliyetler değil de çalışanı da kattığımız ve dolayısıyla ona kendisini değerli hissettirdiğimiz araçları kullanarak dolayısıyla oradaki sürdürülebilirliği sağlamak, daha farkında bir takım çalışanlarımızın olduğunu görmek benim açıkçası kazanım olarak adlandırabileceğim noktalar. Sanıyorum insan derdim. Çünkü çok farklı uygulamalar var. Yalının dışına çıktığınızda da literatüre baktığınızda, ama insan yalın felsefesinin çok merkezinde. Ve onları kazandığınız zaman bugün de birçok sunumda anlatıldı. O insanı kazandığınız zaman karşınıza çıkıp merhaba nasılsın şefim diye anlatıyor olması çok büyük bir kazanım ve bence felsefesi bu.